Tamam, şimdi dilerseniz ara sıcak tabağımız olan çiğ börek ve yeşillikler için yorumlarımızı yapalım. Delikanlı, sen gerçekten bir daha girme mutfağa. Çiğ böreğin iç harcında baharat olmaz. Sen basmışsın pul biberi, ne yaptın sen ya? Bey amca, baştan beri diyorum size. Ben evimde nasıl yiyorsam öyle yaptım. Neden beş haykırıymış gibi davrandığınız da belli oldu beyefendi. Güzel yemek yemeyince beyne kan gitmiyor demek ki. Rezan abla, ben haykır bilmem. Beğendim veya beğenmedim. Oğlum, bitti. Bırak çiğ böreği. Herhangi bir böreğe bu kadar bahar kalır mı? Sen ne yaptın böyle? Kerime Hanım, siz ara sıcağınızda ne yapacaksınız? Hamur işi var mı? Ha, onu haftaya görürsünüz Şaban Bey. Hadi bakalım, yapın güzel bir menü, alın şu 10 smolyonu. Sevgili yarışmacılarım, sosyalleşmeniz serbest biliyorsunuz değil mi? Arada birbirinize uğrayıp bir çay kahve içebilirsiniz yani. Aman yok Sinem Hanım. Sonra benim menümü kopyalarlar falan. Aşk olsun size Kerime Hanım. Bence de aşk olsun. Ben de yorumumu yapayım da kalksın gitsin bu kokuşmuş şey. Kokusu bile acı, burnumun direği kırıldı. Estetik benim burnum. Aman abla aman, maazallah, bir şey olur burnuna, sonra benden bilirsin. Ben alıp getireyim o tabağı. Aman tanrım, yani o nasıl acı, nasıl yakan bir börekti öyle. Gerçekten ama burnum yandı kokusundan. Çiğ soğan doğrasam böyle olmaz. Şimdiye kadar değerlendirirsem çok kötü bir performans. Delikanlı bir daha mutfağa girmesin. Bunun annesi, ailesi falan da girmesin mutfağa. Bu çocuk ve ailesi komple milli güvenlik sorunu. Öğrenmeleri yasaklanmalı bunların. Yunus Emre, servis yapmak için son 2 dakikan kaldı. Çabuk olmalısın hadi. Abi benim iki ayağım böyle bir poğaça sokma ya. Yetişirse yetişir, yetişmezse yetişmez, ne yapayım? Oh, oh mis gibi mis. Evet, ana yemeğimiz geldi. Mantarlı tavuk sote, nohutlu pirinç pilavı ve çoban salata. Ve esnaf lokantasına hoş geldiniz. Kara Ambar Kamyoncular Derneği. Evet, benim saygılı minnak yarışmacılarım, nasıl buldunuz ana yemeği? Seni minnoş, seni sevgi pıtırcığı seni. Şimdi sen bana abla abla diyorsun ya, ben de sana söylüyorum ablacığım. Hani mantar nerede bunun içinde? Madende altın arar gibi mantar aradım ben bu yemeğin içinde. Ay ne yaptınız, mantar yerine gidip başka bir şey mi koydunuz yoksa? Ana yemeğinizi mantarlı yaptınız öyle değil mi Yunus Emre Bey? Abla tabii ki de mantarlı. Mantarları küçük küçük doğradım. Mantarlar küçük küçük doğranmaz ki bunda. İri olacaktı. Zaten bu da çok acı. Basmışsınız acıyı buna da. Arkadaşlar benim salatamdan saç çıktı. Yemeyin isterseniz. Ne? Gerçekten mi? Uy, Allah kahretmesin. Ya senin saçındır o. İftira atma bana. Gövde düşürme yemeğini. Oğlum senin saçın siyah. Feyza'nın saçı pembe. Sence onun saçı olabilir mi? Senin saçındır belki bey amca. Çok uzatmayalım isterseniz Yunus Emre Bey. İsterseniz değiştirin hanımefendinin salatasını. Aman istemez Sinan Hanım. Tatmış bulundum artık zaten. Yunus Emre her şeyi bilmemezlikten gelip masayı kaynatmaya çalışıyor. Ama böyle yaparak ateşe körükle gidiyorsunuz. Kötü yemeklerinizin üstünü örtemezsiniz. Ben de beğenmedim ana yemeğini. Hiç hem de. Ben baharat kullanmayı bilmeyen birini ilk defa görüyorum gerçekten. Hadi nohutlu pirinç pilavı nispeten iyi. Nohutları kendin mi haşladın? Sence nohut haşlayacak kapasite var mı bu uşakta? Sorarım sana Şaban Bey. Haklısınız Kerime Hanım. Özürlerimi iletiyorum. Hanım köylü dedikleri bu işte Sinem Hanım. Bu arada pilavın dibi tutmuş. Sote yemeğinin de suyu çok az. Porsiyonu aşırı az yani. Yani ana yemeği kimse beğenmedi mi? Sinem Hanım, beğenilecek bir yanı yok ki. Baksanıza her şey hazır, nohutlar hazır, mantarları da doğranmış almıştır kesin. Evet, doğranmış aldım, doğrudur. Zaten şu biberlere bak, soğanlara bak. Bu kadar mı özensiz doğranır bu ya? Biz lokantamıza bunu böyle servis etmeyik. Kerime teyze, sen de her şeyi kendi lokantanla kıyaslayıp reklamını yapmaya çalışma bence. Kızım sen nasıl bize o keman aletine karşılayıp reklamını çoğunu yaptıysan, bırak ben de yapayım azıcık daha.
İlahi Kerime Hanımcığım. Neyse, Yunus Emre maalesef ana yemeğini de kimse beğenmedi. Şimdi dilerseniz tatlımıza geçebiliriz. Sinem Hanım, ben benim günümden önce arkadaşları bir alıp çay içmeye gitmek istiyorum. Ne derler acaba? Ya yok, biz gelmeyelim. Bence de. Ben gidelim Kerime Hanım. Ben de gelirim hanım teyze. Canım, sen ve ben gitmiyoruz, boş ver. Hadi sen şimdi tatlı servisini yap bize, hadi bakalım. Açıkçası yarışma benim için çok eğlenceli geçiyor. Yunus Emre'nin gününün kötü geçmesi de tozu biberi oldu. Şaban amcayla Kerime teyzeyi ben destekliyorum. Date'leri nasıl geçecek acaba, çok merak ediyorum. Masada Feyza Hanım ve Sinem Hanım'la el ele verip Şaban Bey ve Kerime Hanım'ı randevuya ayarladık. Umarım bu yarışmanın kazananı aşk olur. Aşkı kazanan onlar olurken paranın kazananı da kıymet iş bilen olur. Evet, bir pastane klasiği olan supanglayı tattık. Buyurun. Ben söyleyeyim. O hazır toz paketlerden mi aldınız? Abla, ben bilmem ki sıfırdan yapmayı. Aldım paketi, yazanı yaptım işte. Oğlum, muhallebi falan yapaydın o zaman. Bu ne böyle canım? Sütülenen ineğe, pastörize eden fabrika işçisine teşekkür ederim. Ne diyeyim ki ben daha? Vallahi bakın, ben eşim öldüğünden beri yemek yapıyorum. Öncesinde bilmezdim. Bilmez halimle bile size daha güzelini yapardım bunun. Başınız sağ olsun Şaban amca. Bekar mısınız yani? Evet kızım. Çok fütürlü olmuş, bir de yeteri kadar yoğun değil. Sütünü az mı koydunuz? Yunus Emre sütü bir paket alınca kalanı yerine çeşme suyu ekledi sevgili yarışmacılar. Ezer'in karannesi Melia gelse bundan daha iyisini yapardı, ben söyleyeyim. İyi başım gözüm üstüne, ne diyeyim ki, ben gayet de beğendim, kendime 10 puan veriyorum. Yani genel bir yorum yapmam gerekirse ben de pek beğenemedim Yunus Emre Bey. Genel olarak menünüz vasattı zaten. Tat olarak da çok başarılı yemekler yiyemedik. Neyse, artık hadi oylama için kalkalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.